Selam abilerim, bugün intro nasıl yapılır? Part 2 çekeceğim. Yani part 4 falan, part 4 sanırım. Çekeceğim çünkü siz soruyorsunuz nasıl yapılır, çeker misin diye. Eskiden çekmiştim ama onu bulman zor çünkü kanalda çok fazla video olduğu için dön ben bile bulamadım yani. O yüzden tekrar seçiyorum, çekiyorum. Şimdi ilk yerine intro yapmıştım ya, Ela'yı yapacağız bu yüzden. Şimdi başlayalım. Önce ses yerine geliyoruz gördüğünüz gibi. Burada bir sürü şarkılar var. Ben bunu seçeceğim. Tamam, bunu biraz azaltalım yoksa intro çok uzun oluyor. .28 bunu aklımızda tutuyoruz. 2.28 medyaya geliyoruz. Size gösterilecek bir şey yokmuş, kıyafetler falan varmış da. Neyse, ekliyoruz bunu. Efekt yerinden döşeme seçiyoruz. Bunu biraz geriye itelim. Döşemeden. Evet. Tamam. Bunu 2.28 değil mi? 2.28'i ayarlıyoruz. Döşemede offset'i seçiyoruz. Sonra bu kristale tıklıyoruz. Bunun tam sonunda tekrar onu açıyoruz ve offset'i böyle biraz şey yapıyoruz. Bunu burada büyütüyoruz. Yine kristal ekliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Sonra çözümü kaldırıyoruz. Bu pro'larda olan bir şey sadece. Onu söyleyeyim. Şunu ayarlıyoruz, kuvvete geliyoruz. Şunu ilk başta böyle yapıyoruz, sonra şimdi böyle yapıyoruz ve böyle oluyor. Sonra sık ekliyoruz, sık. Evet, bu. Burada. Biraz daha. Evet, çok güzel. .29'a geliyoruz. Tekrar ekliyoruz bunu. Ve size bir şey daha göstereceğim. Şimdi bunu ekliyoruz. Sonra bunu kare ekliyoruz ve bunu büyütüyoruz. Sonra burada damlalık deyip şu arka planın rengini alacağız. Evet, tamam oldu. Bunu bir tık daha koyulaştırıyoruz. Karıştırma opaklığa gelip kontrastaydı. Sert ışık seçiyoruz. Birazcık şunu şey yapıyoruz. Evet. Bunu da sonuna kadar uzatıyoruz bunu. Bunu biraz daha şey yapalım. Çünkü çok fazla olmasın. Kötü duruyor. Bunu böyle yapıyoruz. Sonra döşeme ekliyoruz. Tekrar offset'e geliyoruz. Aynı şeyleri yapıyoruz. Şöyle. Evet, oldu. Bunu biraz geriye şey itelim. Evet, çok güzel. Sonra sanım ekliyoruz. Hızlı bu şekilde. Açıyı eksi yapıyoruz. Pardon, yukarı çekmiyoruz, eksi yapıyoruz. Evet. Bunu 1.20 bir şeyler yapıyoruz. Büyüklüğü de 220 bir şey yapıyoruz. Eskiden demiştim zaten. Sonra buradan salınma ekliyoruz. Bu açıları eksi 20 yapıyoruz. Evet, bunu biraz, bunu da 1.20 yapıyoruz. Bunu eksi 20, öbürünü 20 yapıyoruz, sadece 20. Evet, yaptık. Şunu azıcık ilerletiyoruz. Şuraya bir elemente girip buradan şeyler ekliyoruz. Bunun
rengini şu renk yapıyoruz. Bakın göstereyim. Bunu böyle üzerine basıp böyle alta indiriyoruz. Bir dakika gözükmüyor. Bir saniye. Ha, az önceki sorunu düzelttim. Bu stekliği böyle. Bakın. Buna da sık ekliyoruz. Bir dakika sık unutmayalım. Burada geriye doğru gitmişse burada da böyle olması gerek. Evet. Evet, bu daha oldu. Evet, burada tekrar sıkı alıyoruz. Şurada biraz şey yapıyoruz. Burada böyle yapıyoruz. Ve böyle tıklıyoruz. Bunu tekrar aşağı indiriyoruz. Sıkı burada. Burada kuvvetini. Ay. Böyle yapıyoruz ve buraya da bir tane boş ekleyelim. O da boz. Evet, bunu tekrar böyle yapıyoruz. Evet, sonra buradan neydi? Işıklama gamı ekliyoruz. Tabii sonra bunu düzelteceğiz. Burada bir tane boş ekliyoruz. Ay, boşluğu açtık yanlışlıkla. Bunu açıyoruz. Videoyu da koymuşum. Burada ışıklama gamayı pozu tekrar sıfıra indiriyoruz. Şuraya son bir tane daha ekleyebiliyor muyuz? Yer yetiyordur umarım. Ki bence yetiyordur. Ay ya. Aynı burçlardan eklememeyi dikkat edin bence. Evet, bundan ekleyeceğim. Ben bunu hiçbir intonda kullanmadım sanırım. Güzel olur. Şunu biraz kısalım. Bunu da biraz şuraya alalım. Ve bunu sonra karıştırma kopaklığını bunu burada sıfır yapıyoruz. Ve intonumuz bitiyor. Şimdi aktarıldı, gördüğünüz gibi kaydete basıyoruz. Ama izleyelim bir kere. When you wipe your tears, do you wipe them just for me? Do you wipe them just for me? I'm pleading on my knees. Ve sonuç bu şekilde oluyor, gördüğünüz gibi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım siz de yapabilirsiniz. Kolay bir şey, sonuç değil o kadar. Neyse, bir videomuza görüşmek üzere. Bye bye.